Ercan mı? Hayır, hatırlamıyorum. Ha? Lütfen terbiyeli olun. Fırıncının kızı ve yedi cüceler hakkında 2 saat konuşmuşuz sözde. Fırıncının kızı ve yedi cüceler değil ki o. Pamuk Prenses ve 40 Kararlılar. Gençliğin haline bakın. Ne masallardan haberleri var, ne romantizmden. Size 2. doğum günümü anlatmamı ister misiniz? Babanın 2. yıl bana getirdiği hediyeyi bir bilseniz. Pasta yapmış, süslenmiş, masayı hazırlamış, Haydar'ın gelmesini bekliyordum. Tam bu sırada zil çaldı. Haydar gelmişti. Sevinçle kapıya koştum ve açtım. Haydar'ı göremiyordum ama kocaman, harika bir hediye paketi getirmişlerdi. Sevinçten çılgına döndüm. Bu şimdiye kadar hayatımda gördüğüm en büyük hediye paketiydi. Paketi salonun tam ortasına bıraktılar. Sevinçten soluğum kesilmişti. Heyecanla paketin etrafında dolaştım. Anlamıştım. Haydar bana yavru bir köpek almıştı. Pakete kulağımı dayadım. Ama sanki yavru bir köpekten farklı bir şeydi. Yavru bir ayı mesela ya da minik bir su aygırı. Ama olsun, hayvanları çok seviyordum. İyi ki doğdun Simten, iyi ki doğdun Simten, iyi ki doğdun Simten, iyi ki doğdun Simcim. Hadi hemen dışarı çıkıp bir şeyler yiyelim. Aa, pasta yaptın. Canım benim ya, gülüm benim ya, Simtenim ya. Ben senin yaptığın pastaları yemeye kıyabiliyor muyum hiç? Onu sanat müzelerinden birine başlayacağım ben. Yürü, 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 aman, aman. Gel. İyi ki doğdum kendim, iyi ki doğdum kendim. Her geçen yıl biraz daha ustalaşıyorum. Bu şimdiye kadar yaptıklarımın en güzeli oldu. Ama nedenini biliyorum. Çünkü ona 5 ölçü her geçen yıl artan yalnızlığımdan, 2 ölçü hüzünlerimden ve bir çimcik unutulmuşluğumdan katıyorum. Ah, hava çoktan karardı. Prime time'ın tam ortasındayız ve ben doğum günümde yapayalnızım. İyi ki doğdum kendim, iyi ki doğdum kendim. Anne, nereye? Nereye mi? Cevap vermiyorum. Hadi bir defa unutmanı anlayabilirim. Ama annesinin doğum gününü bir gün içinde birçok defa unutan bir evlat istemiyorum ben. Haklısın. İstersen sana gübrelerden hemen bir hikayecik yapıp verebilirim. Ya, bu yılki doğum günüme çok uygun bir hediye olurdu doğrusu. Kusura bakma, başına kalkmak istemezdim ama maalesef kalkmak zorundayım. Seni 9 ay 10 gün karnımda taşıdım ben. Ve bir gübreden daha iyi bir hediyeye layığım. Ne varmış gübrede? Hayatın özüdür o. Dedem doğru söylüyor. İğrendiğimiz, hatta tiksindiğimiz gübre hakkındaki bütün düşüncelerim değişti. Hatta biz dedemle bir karar verdik, televizyona gübreyi anlatan 13 bölümlük bir belgesel yapacağız. Oo, gübreyi tanımak için 13 bölüm az bile. Beğenilirse 26 bölüm daha çekmek gerekecek. Neyse, ben gideyim biraz daha gübre toplayayım. Dikkat edin de eve girip çıkarken sizi kimse görmesin. Olur. Hasta mı? Ye. Yetmiş. Sanki pastadan anlarmış gibi. Vahşi. Bu adamın evimde kalmasını tahammül edemiyorum. Hele oğlumun bütün gününü onun odasında tezek kokuları içinde tarla anıları dinleyerek geçirmesini asla istemiyorum. O doğum günümü bile unutacak baban olacak adamla bu konuyu derhal görüşeceğim. Tabii bugün eve gelirse eğer. Anladın mı? Evet ama hani Ender bundan bir çeşit gübre daha varmış. Kes sesini! Gübre lafı falan duymak istemiyorum artık ben. İlla pis şeylerle ilgilenmek istiyorsam daha teknolojik, daha kent kökenli pis şeyler de var. Pet şişeler var, asit yağmurları var, radyasyon var. Koca torbadan 3 tane çıkan çıtır çerezler var. Hem sen baba tarafından olmasa bile anne tarafından soylu birisin. Benim babam yani senin dedenin büyük babası padişahın yedek ibrikçi başısıydı. Anladın mı? Evet. Bunu hiçbir zaman unutma. Doğum günümü unutmanı anlayabilirim. Ama soylu biri olduğunu asla ama asla unutma. Hadi gel şimdi pastayı keselim. Babam olmadan mı? Evet canım. Baban olmadan. Artık bu saatten sonra ne kendisini ne de hediyesini istemiyorum. Zaten son birkaç yıldır hediye almak zahmetine bile girmiyor. Dükkandan bir şeyler getiriyor. Geçen sene bir kutu dış cephe sıvası getirmiştim. Hoş, bu sene onu bile unuttuğundan eminim ya. Neyse. Pastayı keseceğiz. Ben burada olmasam ya da bir tetikçi falan tutsak bu iş için. Yeter artık be. Pekala o zaman. Herkes mutlu olsun. Al işte. Atıyorum pastayı. Anne bunu yapmasaydın. Yaptım bile. Oh be. O ne? Sedef'in cep telefonu. Ben bakarım. Alo. Erol. Ha, o Erol. Ben Sedef. Erol, niye aramadın manyak? Ben fotokopi varına başka biriyle gideceğim. Yine bir sevgili buldum. Lütfen beni bir daha arama. Evet. Adı da Cenk. Nerede bu anahtar ya? Gerçi rahatlayıp huzur buldunuz ama gene de milyarların gitmesi kafa bırakmadı sizde. Sorma Çağatay ya. Neyse bir iki kadeh rakı içeriz bir şeyimiz kalmaz. Aa. Pastayla rakı içmeyi mi düşünüyorsunuz? Bence şampanya açsak daha uygun olur. Oğlum ne pastası ne şampanyası ya? O ne? Aa, bugün Simten Hanım'ın doğum günü ya. Aha, sakın unuttum demeyin. Unuttum. Mahvoldum ben ya. Bahçeden bir iki tane gül mü koparsam? Olmaz ya, Simten hepsini saymıştır. Ne yapacağım ya? Hayır küs kafa ya. Peki. Ha? Birkaç güzel söz, bir öpücük yetmez mi? Sen ne diyorsun oğlum ya? Ben 18 yıllık evliyim. Hediye olmadan asla paçayı kurtaramam. Bagajda bir kutu dış cephe sıvası var, onu mu versem? Aa, geçen yıl dış cephe sıvası vermiştiniz zaten. Doğru ya. Ne yapacağız ya? Ha. Ha? Ne güzel bir hediye paketi böyle. Ben bunu böyle sardırana kadar bütün gün çok uğraştım. Ay, çok bir şey yaptım ben. Senin doğum gününü unuttuğunu düşündüm. Ben karımın doğum gününü unutacağım ha. Çağatay duydun mu? Size söylenecek bir şey değil bu. Simten Hanım, Haydar Bey bütün gün iyi ki doğdun Simtencim şarkısına çalışıp durdu. Öyle ki çevre esnaf kepenk kapattı. Ha şarkıya saygısızlık olmasın diye. Ay sevgilim. Ay bu ne zarif bir şey böyle. Ben senden asla böyle bir şey İstersen benim odama gidip otolar sistemlerinden falan konuşalım. Ay Cengiz, böyle bir anda gidilir mi hiç? Cengiz mi? Nice yıllara gülüm. Yasin, sen bugün pasta falan yapmadın mı? Yaptım, ama gecenin böyle sona ereceğini düşünmediğim için... Evet. Pastayı pencereden dışarı attım. Ne? Ya sen ne yaptın ya? Bak şimdi ya, duydun mu ya? Çok yazık. Ben bütün gün o pastanın hayaliyle yaşadım ya. Oha! Artık pastane işi hazır pastaya katlanacağız biz de. Tamam, hep beraber çıkıp dışarıda yiyelim. Tamam. Baba! Destur. Baba! Baba! Yadigar Çavuş! Geldim, Gel ya, gel baba. Oh, babacığım mis gibi gübre kokuyorsun ya. Yalnız bana bak. Şu karınla bir şeyler söyle. Çok tehlikeli işler yapıyor. İnsanlığa zarar verebilir. Hatta doğanın denge muvazenesini bozabilir. Saçmalıyor, Niye saçmalıyorum? Allah Allah, şuraya bakın. Pencereden dışarı attın, şu şeye bakın yahu. Şuna bakın be. Ah, ne?